pliği pompalama egzersizleri. Bugün vereceğimiz bu egzersizdeki amacımız baldırda biriken kanın kaslar aracılığıyla yukarı doğru taşınması. Bunun için her iki ayak bileğini kendine doğru çekip aşağı doğru ittirmesini isteyebiliriz hastamızdan veyahut tek tek ayak bileklerini kendine doğru çekip bırakmasını da isteyebiliriz. Bu şekilde. Bu egzersizdeki amacımız bacağın üst kısmında bulunan quadriceps kasını kuvvetlendirmek. Bunu yaparken dizinin altına ince bir havlu yerleştiriyoruz hastamızın ve dizini havluya doğru bastırmasını istiyoruz. 5 saniye bekliyoruz ve bırakıyoruz. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi kaslarının kuvvetlendirilmesi. Bunun için kişi topuktan destek alarak kalçasını sıkıyor. 5 saniye kadar bekliyor, bırakıyor ve tekrar kalçasını sıkıyor. 5 saniye kalıyor, bekliyor, bırakıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Egzersizde amacımız kalça kaslarının kuvvetlendirilmesi ve eklem hareket açıklığının arttırılması şeklinde. Kişinin parmak uçları tavanı gösterecek şekilde bacağını yatakta açıyor ve kapatıyor. Tekrar açıyor ve tekrar kapatıyor. Bu hareketteki amacımız dizdeki eklem hareket açıklığını arttırmak. Kişiden topuğunu kendine doğru çekmesini, dizini bükmesini istiyoruz. Fakat önemli olan şey topuğunun her zaman yatakta kalması. Hareketi yapabildiği kadar, dizini bükebildiği kadar yapmasını istiyoruz. 5 saniye yukarıda tutuyor ve sonra tekrar indiriyor. Bu egzersizdeki amacımız bacağın üst kısmında bulunan quadriceps kasını kuvvetlendirmek. Bunun için evde varsa foam roller yoksa büyük bir havluyu rula şeklinde getirip dizinizin altına yerleştirebilirsiniz. Kişiden topuğunu kaldırarak dizini düzeltmesini istiyoruz. 5 saniye bekliyor, tekrar bırakıyor, tekrar kaldırıyor, bir 5 saniye daha bekliyor ve bırakıyor. Bu egzersizdeki amacımız dizin düz pozisyonunu sağlayabilmek. Bunun için yardımcı olarak bir sandalye veyahut bir tabure kullanabiliriz. Kişi koltukta veyahut sandalyede de oturabilir. Önemli olan kısım sadece dik oturması. Kişiden ayak bileğini tabureye veyahut sandalyeye yerleştirmesini istiyoruz. Boşluğa doğru dizini bastırıyor. 5 saniye bekliyor, bırakıyor, tekrar bastırıyor ve tekrar bırakıyor. Dikkat etmemiz gereken yerlerden biri de kişinin bu egzersizi yaparken ayak bileğini kendine doğru çekmesi. Bu egzersizdeki amacımız dizin bükülme açısını arttırmak. Bunun için parke gibi kaygan bir zeminde egzersizimizi yapıyoruz. Ayağımızın altından bir tane havlu yerleştiriyoruz ve dizimizi bükebildiğimiz yere kadar büküyoruz. Ağrının başladığı noktada duruyoruz ve 5 saniye kadar bekliyoruz. Sonrasında tekrar büküyoruz ve tekrar bir 5 saniye kadar ağrının olduğu yerde duruyoruz. Tekrar uzatıyoruz ayağımızı. Ağrı sınırında hareketimizi tekrarlıyoruz. Bu
egzersizdeki amacımız diz kapağının yapışmasını engellemek. Bunun için kişiden rahat bir pozisyonda oturmasını ve quadriceps kasını, bacağın üst taraftaki kasını gevşetmesini istiyoruz. Diz kapağını yukarıya aşağıya, sağa sola ve çapraz her iki taraftan hareket ettirmesini istiyoruz. Toplamda 3 dakika sürüyor. Her bir taraf için birer dakika yapmanız yeterli. Bu egzersizin amacı hastanın kol ve omuz kaslarını kullanarak kalça ve diz eklemine az yük bindirerek ayağa kalkmasını sağlamak. Öncelikle bize lazım olan kollu bir sandalye. Hastadan sandalyenin kollarını tutmasını istiyoruz ve kendini yavaşça yukarıya almasını, burada birkaç saniye bekleyip tekrar aşağıya inmesini ve tekrar yukarıya kalkmasını, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar aşağı inmesini istiyoruz. Egzersizimiz bu şekilde. Düz bacak kaldırma egzersizi. Düz bacak kaldırma egzersizindeki amacımız bacağın üst kısmındaki kasların kuvvetlenmesi. Kişi sırt üstü yatar pozisyonda. Karşı taraf diz bükülü. Bacağını dümdüz kaldırmasını istiyoruz. Yaklaşık 1,5-2 karış kadar kaldırıyor ve tekrar indiriyor. Yukarıda bir 5 saniye kadar beklemesini istiyoruz. Tekrar kaldırıyor. Burada bir 5 saniye kadar bekliyor ve sonrasında tekrar indiriyor. Bu taraftaki bacağımız kuvvetlendikçe bu dizimizi düzeltiyoruz. Ve bunu yapabildiğimiz kadar çok kaldırıyoruz. 5 saniye bekliyoruz ve tekrar indiriyoruz.